Efendim mutlu akşamlar. Saatimiz 20'yi gösteriyor. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'nin ekranında TRT Haber'de. Yine gündem yoğun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü'deydi. Kutlamalar kapsamında. Bakü, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Bakü'ye geçti. Orada karşılandı resmi törenle ve pek çok önemli mesajları vardı o ziyaretinden. Detayları aktaracağız. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir kasırgayla savaşıyor. Florence kasırgası. Yetkililer tekrar halkı, vatandaşları uyarıyorlar. Yine onunla ilgili de oldukça önemli gelişmeler var. Ve bir gelişme daha. Hatırlayacaksınız, Zeytin Dalı Harekatı'nda iki Mehmetçiğimizi şehit etmişti. İşte bu olaya karışan 9 terörist şu an Hatay'da sorgulanıyor. Yine o sorgulamanın detaylarını ve bundan sonraki süreci de konuşacağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. Bizden sınırımızı açmamızı beklemeleri boşunadır, beyhudedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan sınırının açılmasını isteyenlere işte bu sözlerle cevap verdi sevgili seyirciler. Ermenistan'la ilişkilerin düzelmesinin olmazsa olmaz koşulunun Yukarı Karabağ sorununun çözülmesi olduğunu vurguladı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konuştu Cumhurbaşkanı. Bundan sadece 25 sene önce Hocalı'da yaşananların, Yukarı Karabağ'da katledilenlerin hesabını vermeyenlerin, katilleri kahraman ilan edenlerin bize verebilecekleri hiçbir tarih dersi yoktur. Bizim güçlü ordumuza büyük ihtiyacımız var. Çünkü torpaklarımız işgal altındadır. Dağlı Karabağ ezeli Azerbaycan torpağıdır. İki lider mesajı Azerbaycan'dan tüm dünyaya verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a ayrı bir parantez açtı. 1 milyondan fazla kardeşimizi öz yurduna dönmekten alıkoyanların bizden sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşunadır, beyhudedir. Bu konuda tavrı bellidir. Nettir, kesindir. Bu meselede öncelikle adım atması gereken işgalcilerdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'daydı. Selam asker. Bakü'de resmi törenle karşılandı. Gençlik Sarayı'ndaki tören öncesi mevkidaşı İlham Aliyev'le kucaklaştı. İki lider tören kıtasını denetledi, heyetleri tanıttı. Liderler askeri geçit törenini izledi. Sonra baş başa görüşmeye geçti. İki lider gün boyunca beraberdi. Birlikte Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ettiler. Anıt mezara çelenk bırakarak dua ettiler. Daha sonra şehitliğe gittiler. 100 yıl önce bugün Osmanlı'nın hazırladığı Kafkas İslam Ordusu Bakü'yü kurtarmıştı. Anadolu'dan gelen binlerce vatan evladı işte burada şehit olmuştu. İki liderin bir sonraki durağı Bakü'deki Türk şehitliği oldu. Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenleri Azatlık Meydanı'ndaydı. Azerbaycan ve Türkiye ordusu gövde gösterisi yaptı. Oğuz Kağan Usta ve Mehmet Murat Dağ, onlar Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde içtiler şehadet şerbetini. İşte o iki kahramanın şehit edilmesi olayına karışan 9 terörist başarılı bir operasyonla yakalandı sevgili seyirciler. Ve bu haber şehit ailesi tarafından da sevinçle karşılandı. Şehit babasının bir de duygu dolu bir mesajı vardı. Üzerimize mermiler yağıyor diyor, yıldızlar gibi. Sadece diyor şehitler ıslanır. Kader Oğuz'un söyledikleri müvekkel oldu. Oğuz Kağan Usta 15 sene önce ailesine gönderdiği bu şiirdeki gibi şehit düştü. O dizeleri okurken duygulandı şehit babası ama gururluydu da. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk Devleti'ne ve Türk ordusuna diz çöktüremeyecektir. Oğuz Kağan adı gibi Oğuz Kağan destanı yazdı. Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde geldi iki askerin şehadet haberi. Kanları yerde kalmadı. Saldırıya karışan 9 terörist başarılı bir operasyonla yakalandı. Hiç kimse zulümle bir yere varamayacaktır. Bunlar yaptıkları zulümü er ya da geç bunun karşılığını göreceklerdi.
Onlar gerekli cezayı alacaklar. Allah da bizim yurdumuzu koruyacak inşallah. Akşam aldığım haberlerden sonra o kadar içim rahatladı ki. Adalet inşallah yerini bulacak. Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti askeriyle her zaman var olacak. Şehidin eşi Saide Üsüner Usta ve kızı Miray Nil Usta Cebeci Askeri Şehitliğine gitti. Şehit Usta'nın kabrini ziyaret etti. Teröristlerin şehit ettiği askerlerden biri de piyade uzman çavuş Mehmet Murat Dağ'ydı. Operasyonun haberini alan şehit annesi Sibel Murat Dağ gözyaşlarına boğuldu. Bütün şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Çok şükür elhamdülillah şu an çok mutluyum. Onlar bizim canımızı yaktı. Onlar da onun canını. Onlar bu milletin canını yaktı. Şehidin annesi teröristleri yakalayan güvenlik güçlerine seslendi. Rabbim devletinizden, ordunuzdan yani özel timinizden, MİT'inden herkesten Allah razı olsun. Oğuz Kağan Usta'nın babasınınsa askerlere bir mesajı vardı. Gittiğiniz her yerde, her çatışmada sadece şunu düşünün. Birkaç dakika sonra Seyyidina Hazreti Hamza'yı göreceksiniz. Birkaç dakika sonra Resulullah'ı göreceksiniz. Birkaç dakika sonra cenneti göreceksiniz. Lütfen bu ruhta olunuz. Lütfen. Devam edelim efendim. MİT Başkanlığı tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanan Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in gözaltı süresi 4 gün uzatıldı. 2013 yılında gerçekleştirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik gözaltı süresinin 4 gün uzatıldığını söyleyelim. Terörist Yusuf Nazik MİT'in nokta operasyonuyla Suriye'de yakalandıktan sonra Ankara'da sorguya alınmıştı. MİT'teki ön sorgusundan ardından ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Yusuf Nazik'in sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Bölücü terörle mücadele hız kesmiyor sevgili seyirciler. Mardin ve Batman'da saldırı hazırlığındaki 4 terörist yakalandı. Tunceli'de operasyonlar kapsamında 31 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Erzurum'da Doğu Anadolu'daki 11 ilin valileriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele operasyonlarının son durumunu ele aldı. Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri arasında Suriye sınır hattında operasyon düzenlendi. Operasyonda ikisi kadın, 3 PKK'lı terörist yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken yakalandı. Teröristlerin bomba eğitimi aldığı belirlendi. Bölücü terör örgütünün Suriye kolu YPG'nin militanı olduklarından şüphelenilen iki Suriye uyruklu kardeş de Amasya'da yakalandı. Kardeşlerden biri tutuklandı. Batman'ın Kozluk ilçesinde vali ve üst düzey görevlilere eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bir terörist yakalandı. Roşat Kod adlı teröristin terör elebaşlarından Duran Kalkan'la fotoğrafı ortaya çıktı. İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda da 16 şüpheli gözaltına alındı. Terör operasyonları bölge genelinde devam ediyor. Tunceli'de operasyonlar kapsamında 31 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Muş'un Hasköy ilçesi kırsalında teröristlere ait bir sığınak bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzeydoğu Anadolu'daki 11 ilin valileriyle Erzurum'da bir araya geldi. Toplantıya Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Trabzon ve Rize valileri katıldı. Toplantıda terörle mücadele operasyonlarının son durumu ele alındı. Evet, terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri terör örgütüne destek vermekten vazgeçmiyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, terör örgütü YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerini silah ve mühimmat desteğinin artarak sürdüğünü açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü YPG'ye silah vermeyi sürdürüyor. Açıklamayı Pentagon yaptı. Ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine silah sevkiyatının artarak sürdüğü belirtildi. TRT'ye yapılan açıklamada verilen silah ve mühimmatın kullanımının gözlemlendiği ve DAEŞ'i yok etmek dışında başka amaçlar için kullanıldığına dair kanıt olmadığı ifade edildi.
Açıklamada terör örgütü YPG üyelerinin bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri için güvenilir ve hukuka uyan ifadelerinin kullanılması dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri YPG'ye destek verirken onun uzantısı PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini belirterek çelişkisini de ortaya koydu. Açıklamada NATO müttefikimiz Türkiye'nin kurulmasına ve Amerika Birleşik Devletleri içinde terör örgütü olan PKK'nın tehditlerine karşı konulması yönündeki çabalarına destek vermeye bağlı olduğumuzu yeniliyoruz ifadesine yer verildi. Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından yine TRT'ye yapılan ayrı bir açıklamada ise terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin İdlib'de herhangi bir çatışmaya girmediği belirtildi. İtalya'da terör operasyonu düzenlendi sevgili seyirciler. Sardinya Adası'nda polis terör örgütü YPG PKK üyesi olduğu belirlenen bir İtalyanın evinde arama yaptı. Pasaportuna el koydu. İtalya'nın batısındaki Sardinya Adası'nda terörle mücadele ekipleri biri terör örgütü YPG PKK mensubu 3 İtalyanın evine operasyon düzenledi. Arama yapılan evde YPG PKK üyesi teröristin pasaportuna el konuldu. Teröristin yakın zamanda Irak'a, oradan da Suriye'ye gideceği tespit edildi. Pasaportuna el konulan terörist, İtalyan Ceza Kanunu'nun 270. maddesi kapsamında suçlanıyor. Bu madde terörizm ve devleti yıkma amacıyla şiddet içerikli eylemlerde bulunmayı düzenliyor. 3 İtalyan'a yönelik soruşturma, 2 terör örgütü üyesinin bulunduğu bir fotoğrafın yayılmasının ardından başlatılmıştı. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli parayla ticaret çağrısına Çin'den de destek geldi. Çinli bir heyet Ankara'da temaslarda bulundu. Çin hükümeti temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Li Yuching, Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği ve istikrarını korumaya yönelik çabalarını desteklediklerini söyledi. Yerli ve milli parayı kullanmak suretiyle doların egemenliğine bir defa yavaş yavaş son vermemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına Çin hükümetinden destek geldi. Çin hükümet temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Li Yuching Ankara'da temaslarda bulundu. Li Yuching, Türkiye'deki ekonomik ve sosyal gelişmenin yeniden rayına girdiğini belirtti. Dolar yerine milli para kullanılsın önerisine de destek verdi. Önümüzdeki aşamada Çin, Türk tarafıyla birlikte ödemelerin milli para birimleriyle yapılması için gerekli politika ortamının oluşturulmasını hızlandırmaya hazırdır. Çin hükümet temsilcisi Türkiye'de 3. nükleer santralin yapımına hazır olduklarını vurguladı. Li Yuching, Türk ürünlerinin Çin'e ihracatının teşviki konusunda da tedbir almaya devam ettiklerini ifade etti. Ve bedelli askerlik uygulamasından ilk CERP döneminde faydalananlar kışlaların yolunu tuttu, birliklerine teslim oldu. Bazı askerleri aileleri yalnız bırakmadı. Askerlerin ilk 2 günü birliklerine sevk ve katılım işlemleriyle geçecek. Ardından eğitimler başlayacak. Yemin töreni de terhiz günü, yani son gün olacak. Bedelli askerlikten faydalanmak için 515 binden fazla başvuru yapıldı. Başvuranlardan 170 bini tüm işlemlerini tamamladı. İlk CERP dönemindeki askerler kışlaların yolunu tuttu. Hayırlı olsun. Tekrar hoş geldiniz. Biz ilk defa böyle bir emir altına gireceğiz. Tabii ki çok heyecanlıyım. Yani zor konuşuyorum bile şu an. Her şey iyi olacak inşallah, bakalım. Vallahi heyecanlıyız tabii. Böyle bir imkan sunulduğu için de mutluyuz. Umarım alnımızın akıyla askerlik görevimizi de yerine getiririz. Hadi tekrar, hadi. Nizamiye'de aileleriyle vedalaşan yükümlüler, görevli askerler tarafından vatan hizmetine hoş geldin sözleriyle karşılandı. Vatan hizmetine hoş geldin, hayırlı olsun. Sağ ol. Onu biz büyütmüştük, yani çok duygulandım şu an. Gözler biraz doluyor sanki. Evet, bütün asker yardımcısı, Allah yardımcısı olsun. Kimlik tespiti yaptıran ve er özlük dosyasını alan yükümlüler, kayıt masasındaki işlemlerinin ardından 21 günlük vatani görevlerine başladı. Bedelli askerlikte kışlaların yolunu tutanlar girişte ve ilk 2 gün boyunca sevk ve katılım işlemlerini yapacaklar. Sonrasında ise askeri eğitimler başlayacak. O eğitimlerde rütbe tanıma, tekmil verme, spor ve silah eğitimi olacak. Askerler haftanın 6 gününü eğitimle geçirecek. Pazar günleri ise serbest zamana ayrılacak. Bedelli askerlikten faydalananların yemin töreni son gün olacak. Denizlere havada! Denizlere!
çocuğum sağlıklı olarak bugünleri gördük. Askere gidiyor. Yani gurur duyuyorum açıkçası. 21 günde olsa bunu yaşaması, ben çok mutluyum. İkinci cihat dönemi 6 Ekim, üçüncüsü ise 27 Ekim olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye yönelik finansal saldırıyla ilgili İznik'te konuştu. Kılıçdaroğlu, asla karamsar değilim, bu millet Kurtuluş Savaşı'nı vermişse biz ülkemizi bütün badirelerden kurtarırız dedi. Asla karamsar değilim. Türkiye'ye yönelik finansal saldırıyla ilgili net konuştu. Bu mesajı verdi. Eğer bu millet Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermişse bizim karamsarlığa kapılma gibi bir hakkımız, bir hukukumuz yoktur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'daydı. Sivil toplum kuruluşları ve partililere seslendi. Ekonomik saldırılara karşı Türkiye'nin potansiyeline dikkat çekti. Biz kendi ülkemizi kurtarırız. Bütün badirelerden kurtarırız. Bütün badirelerden. Niye olmasın? Yapabiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından Orhan Gazi'ye geçti. Burada da gündeminde ekonomi vardı. Umutsuzluğa kapılmak yok dedi. Türkiye kesinlikle ama kesinlikle bir bedel ödenebilir, iki bedel ödenebilir. Çok vatandaşımız, sanayicimiz, çiftçimiz bedel ödeyebilir ama sonuçta Türkiye aydınlığa çıkacaktır. Hiç kimsenin bundan en ufak bir endişesi olmasın. Sevgili seyirciler, İsrail'in Filistin halkına hukuk dışı ve şiddetli tutumu sürüyor. Görüyorsunuz, Cuma günleri düzenlenen büyük dönüş yürüyüşü gösterilerinde yine İsrail askerlerinin ateş açması sonucu biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli şehit oldu sevgili seyirciler. Bu arada bir Fransız aktivist de, İsrailler tarafından gözaltına alınan bir Fransız aktivist greve başladı. Han El Ahmer bölgesinde de askıya alınan yıkım kararı nedeniyle tepkiler giderek artıyor sevgili seyirciler. İsrail askerleri yine hedef gözetmedi. İsrail'in Gazze topraklarını işgaline protesto için başlatılan büyük dönüş yürüyüşü gösterisine katılan sivillere hedef aldı. Biri çocuk, 3 Filistinli İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit oldu. Diğer gençler gibi her cuma sınıra giderdi. Otobüs oraya vardığında yanındaki çocuklarla birlikte inmiş. Bir çocuğun öldürüldüğünü ve kimliğinin belirlenemediğini duydum. Güvenlik görevlisinden çocuğun fotoğrafını göstermesini istedim. Görünce oğlumu hemen tanıdım. Filistinli acılı baba, 11 yaşındaki oğlu Şadi'nin ölümünü böyle öğrendi. Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 177 Filistinli şehit oldu. 18 binden fazlası ise yaralandı. İsrail tankları ise yine Gazze'yi vurdu. Saldırıda can kaybı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi. Ancak akaryakıt krizi sebebiyle Gazze'deki en büyük hastanenin jeneratörlerinin bir hafta içinde duracağı uyarısı yapıldı. Bu arada İsrail'in Han El Ahmer'deki yıkım kararına tepkiler sürüyor. Kararı protesto ettiği için İsrail polisince gözaltına alınan Fransız hukuk profesörü, yazar ve aktivist Frank Romano açlık grevine başladı. Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Konseyi de yıkımdaki görevlilere dava açılacağı uyarısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin mali yardımlarını durdurma kararının ardından zor günler geçiren Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'ndan önemli bir açıklama geldi. Kuruluşun sözcüsü Huda Semra, Amerika'ya rağmen Türkiye'nin yardımlarını 4 kat arttırdığını açıkladı. Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde soğuk kıyılarında Florence kasırgası gücünü gösteriyor. Etkisini biraz kasırga yitirdi ama uzmanlar bu sefer de yoğun sele karşı halkı, vatandaşları uyarıyorlar. Güney ve Kuzey Carolina'da 5 kişi yaşamını yitirdi. Aralıksız yağdı. Deniz kabardı, nehirler taştı. Sert rüzgar ağaçları devirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarını etkileyen Florence kasırgası can aldı. Hayatını kaybedenler arasında Kuzey Carolina eyaletinin Wilmington şehrinde evlerinin üzerine ağaç düşen bir anne ve bebeği de var. Kurtarma görevlileri yükselen su yüzünden mahsur kalanlara ulaşmak için büyük mücadele verdi.
New Bern kentinde 360'tan fazla kişi kurtarıldı. Su bisikletimiz vardı. Onunla buradan ayrıldık. Evimizi su bastı. Bu kadar kötü olacağını düşünmemiştik. Bazı bölge sakinleri de evde kalmayı tercih etti. Çok gürültülü bir gece geçirdik ama güvendeydik. Evde gerekli malzemelerimiz vardı. Ayrıca ihtiyacı olanlara yardım etmek de istedik. Hayvanlar da unutulmadı. Su seviyesinin yükseldiği Jacksonville'de köpek ve kediler kurtarıldı. Florence kasırgasının yaklaşık 10 milyon kişiyi etkileyebileceği ifade ediliyor. 22.500'den fazla kişi barınaklarda yaşıyor. Kasırga eyaleti karanlıkta da bıraktı. Yaklaşık 930 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi. Elektrik kesintisinin 2 milyon 500 bin kişiyi etkilemesinden endişe ediliyor. Kasırga uluslararası uzay istasyonundan da görüntülendi. Bölgedeki gelişmeleri aktarmaya çalışan muhabirler de şiddetli rüzgarla mücadele etti. Fox News muhabiri uçmamak için çareyi direğe sarılmakta buldu. Ancak tutunduğu direk güvenilir değildi. Weather Channel muhabiri kasırga yayınını gösteriye dönüştürdü. Bağlantı sırasında arkasından yürüyerek geçenleri fark etmedi. Rüzgara direniyormuş gibi hareketler yaptı. Muhabir, sosyal medyada hızla yayılan videosunun ardından en iyi oyuncu olarak nitelendirildi. Florence kasırgası etkisini kaybetti ancak uzmanlar aşırı yağış konusunda uyarıda bulundu. Ve Filipinler Mengut tayfununun etkisi altında. Sevgili seyirciler, tayfun nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. 105 binden fazla kişi geçici barınaklarda mücadele veriyor. Gücünden dolayı süper olarak adlandırılan tayfunun hızı saatte 300 kilometreyi aşıyor. Çatılar uçtu, yollar harabeye döndü. Mangkut tayfunu Filipinleri vurdu. Saatteki hızı 300 kilometreyi aşan rüzgar ve şiddetli yağış Filipinlere zor anlar yaşatıyor. Bu tayfun bir öncekinden iki kat daha güçlü. Korkuyoruz çünkü evlerimize ne olacağını bilmiyoruz. Şiddetli fırtına ve yağış, sel, toprak kayması ve elektrik kesintilerine neden oldu. Sahil kesimlerinden tahliye edilen 105 bin kişi geçici barınaklara sevk edildi. Ülkenin kuzeyindeki Luzon Adası'nda 25 yerleşim merkezinde fırtına alarmı verildi. Adadaki 4 milyon kişiye elektrik verilemiyor. Bölgede alınan önlemler kapsamında okullar tatil edildi. Filipinli yetkililer Mangkut'un bu yılki en güçlü tayfun olduğunu belirtiyor. Hawaii'de bulunan Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, kasırga güzergahındaki 4 milyon kişinin risk altında olduğu uyarısında bulundu. Şiddetli rüzgarlarla yoğun yağış taşıyan tayfun aynı anda 900 kilometre çapında bir alanda etkili oluyor. Güçlü fırtınanın Hong Kong ve Çin'in güneyinde vurması bekleniyor. Evet, hem öğrenciler için okula başladıkları bir hafta olacak, hem de yeni haftaya acaba biz nasıl bir hava durumuyla geleceğiz? İşte haberimizde. Eylül ayıyla birlikte gelen kuvvetli yağış ve sel yeni haftayla birlikte yerini az bulutlu açık bir havaya bırakacak. Geçtiğimiz haftayı belirttiğiniz gibi oldukça kuvvetli bir sistemle birlikte, kuvvetli yağışlarla birlikte geçirdik. Yavaş yavaş tamamen ülkemizi terk edecek. İç ve güney kesimlerimiz de artık tamamen etkisini kaybetti diyebiliriz. Okulların açılacağı hafta yurt genelinde az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Ancak bazı bölgelerde yağış var. Pazar ve pazartesi günü itibariyle kuzey kesimlerde, İstanbul'da buna dahil olmak üzere kısa süreli gök gürültülü sağanaklar şeklinde yağışın geçtiğini göreceğiz. Salıdan itibaren yalnızca kuzeydoğu kesimlerde, Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlarının etkili olduğunu göreceğiz. Hava sıcaklığıysa mevsim normallerinde seyredecek. İç bölgelerde halen 25 derecenin üzerindeyiz. Yaklaşık 30 derecelere kadar çıkıyoruz. Güney kesimlerde 35 dereceler civarındayız. Güneydoğu bölgesinde yer yer yine 30 ila 35 derece bandında sıcaklıklar göreceğiz. Ankara ve İzmir'de de hafta başı itibariyle açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Sevgili seyirciler, gencinden yaşlısına, 7'den 70'e 15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında yurdun dört bir yanında
Herkes seferber oldu. Edirne'de tarihi ve turistik yerler temizlendi. İzmir'de de bir kıyı temizliği yapıldı. Antalya'da ve İstanbul'da ise park bahçelerdeki çöpler toplandı. Dünyamız pisleniyor. Sen temizlemeye mi çalışıyorsun? Evet. Eldivenlerini giyip çöp torbalarını yanlarına aldılar. Cadde, sokak ve sahillerdeki çöpleri topladılar. 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü kapsamında tüm yurtta etkinlikler düzenlendi. Edirne'de 50 gönüllü bir araya geldi. Selimiye, eski ve 3 şerefeli caminin oluşturduğu altın üçgen olarak anılan noktalar temizlendi. Amacımız hem turistlerin olduğu bölgelerde özellikle sigara hizmetlerine odaklanarak bunun olumsuz bir şey olduğunun farkındalığını yaratmaktı. İstanbul'da etkinliklerin adresi Bayrampaşa'ydı. Gönüllüler 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü kapsamında Bayrampaşa'da bir araya geldi. Çöpünü sokağa atma, çöp kutusuna at sloganıyla sokak, park ve bahçeleri temizliyor. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ise anne babalar çocuklarıyla sahilde çöp topladı. Yazın fazlasıyla kirlenen kıyılarda bugün temizlik zamanı. Çevre gönüllüleri Güzelbahçe sahilinde hep beraber kıyıdaki çöpleri topluyor, anne babalara çocukları da eşlik ediyor. Babamla birlikte çöp topluyoruz. 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Güver Uçurumu Kanyonu'nda bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik boyunca yaklaşık 600 kilogram çöp toplandı. Çöpler işte bu poşetlere konularak katı atık bertaraf tesisine gönderildi. Yaptın hazırkını. Yıllarca bozulmadan duran plastikler çevre kirliliğinin en tepesinde yer aldı. Kampanyaya engelliler de katıldı. Kırdığınız şişeler tekerlerimize batıyor ve tekerlerimiz patladığı için biz mağdur oluyoruz. Kampanyaya bir destekte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Çevre hareketine katılan herkesi kutladı. Evet sevgili seyirciler, doğa hepimizin evi. Bugün de özel bir gün aslında, çöp toplama günü, ama İzmir'de deniz kirliliği ne yazık ki üst seviyelere ulaştı. Kokunun yanı sıra kirlilik değerleri de normalin çok üstüne çıktı. Bu durumun deniz suyuyla temas edenlerde farklı hastalıklara yol açacağından da endişe ediliyor. İzmir Körfezi'nde bir süredir var olan kötü kokunun sebebi araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Müdürlüğü de denizdeki kirliliğe yönelik bir inceleme yaptı. Deniz suyundan alınan numune Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda incelendi. Analiz sonuçlarında deniz suyunda normalin çok üzerinde kirlilik değerleri tespit edildi. Bence denize atılan pislikler ve atık sular nedeniyle düşünüyorum. Yani o sebeple olabilir. Rahatsız ediyor mu sizi? Yani bazen çok ağır koku rahatsız ediyor ama hafif bir koku olunca çok rahatsız etmeyebiliyor, ama hiç olmasa daha iyi tabii ki. Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme sonucunda özellikle Üç Kuyular bölgesinde deniz suyunda fazlaca mikroorganizma ürediği tespit edildi. İnsanların bu mikroorganizmalarla teması halinde bunun mide ve bağırsak hastalıklarına yol açabileceğine de dikkat çekildi. Zaten denizin renginden belli, çok kirlendi. Sağlığı zaten tehdit ediyor. Evim denize çok fazla yakın olduğu için doğrudan rüzgarla beraber içeriye giriyor koku maalesef. Psikolojiniz bozuluyor. Sürekli kötü bir havaya maruz kalıyorsunuz ve hiçbir şekilde temiz hava alamıyorsunuz. İzmir Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sonuçların ilgili kurumlarla paylaşıldığı da belirtildi. Devam edelim efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl ziyareti sırasında Washington Büyükelçiliği önündeki olaylarda gözaltına alınan Sinan Narin Türkiye'ye geldi. Havalimanında yakınları tarafından karşılanan Narin, 11 ay kaldığı Washington cezaevinde yaşadıklarını anlattı. Sinan Narin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl ABD ziyareti sırasında Washington Büyükelçiliği önünde çıkan olaylarda gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. 11 aydır tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Sinan Narin İstanbul'a geldi. Önce Cumhurbaşkanımıza Allah razı olsun. Allah devletimizin, milletimizin başından eksik etmesin. İlk önce hakikaten o olmasaydı, yani burada olmak
hayal bile edemiyorum yani gerçekten. Sinan Narin, Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldığı cezaevindeki şartları anlattı. Cezaevindeki şartlar, yemek yoktu. Yemekler çok kötüydü. Yani insan haklarından bahsediyorlar ya, cezaevindeki hakikaten güneşi görmedik. 11 ay boyunca güneş görmedik. Bir yeşil yiyecek görmedik. Tabii sadece ben değil, oradaki hapishanede bulunanlar herkes. Sinan Nari'nin bir de isteği var. Amerikan hükümeti 2 hafta izin verdi. İnşallah Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyorum eğer onun da programı müsaade olursa. 16 yaşındaki Umut Ali Özmen sınır ihlali nedeniyle 45 gündür Ermenistan'da tutuklu sevgili seyirciler. Kars'ın Akyaka ilçesinde hayvan otlatırken sınırı geçen genç için yetkililer devreye girdi. Uzun süredir çocuklarından ayrı kalan ailenin bekleyişi devam ediyor. Umut Ali Özmen 16 yaşında. Kars'ın Akyaka ilçesinde hayvan otlatırken Ermenistan sınırını ihlal etti. Gözaltına alındı ve 45 gündür hapiste tutuluyor. Ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor. Umut Ali'nin bir an önce serbest bırakılmasını istiyorlar. Ben evlatımı istiyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Yeter ki çocuk açıyor. Beni kurtarın baba. Babası gitti yanına. Çocuğunu gördü. Yaylada sınırda da bir şey, herhangi bir belirli bir şey olmadığından dolayı çocuğumuz, hayvanlar sınıra kadar gitmiş, hayvanları geri çevirim derken kendisi de merak etmiş, tepe, orada bir tepe var, tepenin arkasına bakayım ne var diye. Kars Valiliği Umut'un serbest bırakılması için diplomatik görüşmeleri sürdürüyor. Ermenistan makamları konunun diplomatik yoldan çözümü konusunda bize bir iletimde bulundular. Biz bunun üzerine hem Dışişleri Bakanlığımız hem İçişleri Bakanlığımızı bilgilendirdik ve İçişleri Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız gerekli girişimleri yaptılar. Tayyip'te de almak istiyorum. Aileye müjdeli haber Cumhurbaşkanlığından geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Umut Ali Özmen'in serbest bırakılması için devreye girdiği belirtildi. Ve gün içinde yaşanan talihsiz bir olay. İstanbul'da kontrolden çıkan halk otobüsü bir dükkana girdi. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza Bağcılar 15 Temmuz mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki halk otobüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan özel halk otobüsü önce orta refüje çarptı. Ardından yana doğru savruldu ve 5 katlı binaya girdi. Kazanın etkisiyle söz konusu binanın bazı daireleri ve dükkanlarında maddi hasar oluştu. Şoförle birlikte 4 kişi yaralandı. 3-4 kişi yaralı vardı. Ondan sonra biz yolcuları çıkarttık, şoförü çıkarttık. Otobüs büyük bir gürültüyle içeri girdi zaten. Zarar zayiatımızda görüyorsunuz yani. Bütün sandalyeler, masalar, telefonlarımız komple parçalandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ve yine İstanbul'dayız. Bir kaza haberi daha, bu kez pes dedirten cinsten. Bir minibüs yolun karşısına geçen bir çocuğa çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle yola savruldu sevgili seyirciler. Minibüsün şoförü ise olanları aldırış etmeden hızla bulunduğu yerden uzaklaştı ama olanları güvenlik kamerası kaydetti. Çocuğa çarptı, bir an bile durmadan hızla uzaklaştı. Esenyurt'ta bir çocuk çöp atmak için kaldırımdaki konteynerin yanına gitti. İşini bitirip geri dönmek üzere yola çıkmıştı ki hızla yaklaşan minibüsün çarpmasıyla savruldu. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Çocuğun savrulduğunu gören minibüs şoförü arkasına bile bakmadan kaçtı. Güvenlik kamerası tüm olanları kaydetti. Olayı gören vatandaşlar çocuğun yardımına koştu. Bir süre kucakta taşıdıkları çocuğu kısa süre sonra hastaneye götürdüler. Çocuk şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Baba Bahattin Çelik oğlunun kazayı ucuz atlatmasından memnun ancak kaçan şoföre tepkiliydi. Bizim canımız yandı ama başkasının çocuğunun canı yanmasın. Başka daha da kötüsü olabilir. Ölümle de sonuçlanabilirdi. Biz de yani vurup kaçmak zaten asli bir
suçtur zaten. Polis kaçan sürücüyü arıyor. Yine İstanbul, bu kez gündüz vakti yüzleri maskeli silahlı soyguncular döviz ve altın bürosunu soydu sevgili seyirciler. 300 bin lira çalan hırsızların kaçma anı cep telefonuyla görüntülendi. Döviz bürosunu soydular, kayıplara karıştılar. Kaçma anları cep telefonuyla görüntülendi. Burası Şişli, gündüz vakti. Hırsızların yüzlerinde maske, ellerinde silah döviz ve altın bürosuna girdiler. 20 saniye içeride kaldılar. 300 bin lira değerinde altın ve döviz çaldılar, kayıplara karıştılar. 4 kişiler, birisi arabada indiler, birisi gözlüklü, şapkalı, üçü maskeli. Şapkalı olan ateş etti, insanlar etrafa kaçtı. 3 kişi içeri girdi, soygunu yaptılar, arabaya binip kaçtılar. Polis, zanlıların kullandığı aracın plakasını belirledi. Şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor. Sevgili seyirciler, neredeyse her gün dolandırıcılık vakalarıyla karşı karşıya kalıyoruz hepimiz. Hem de diğer pek çok olayda kullanılan aynı yöntemle bu sefer bir aileyi 1 milyon lira üzerinde dolandırdılar. Ancak Ankara polisinden kaçamadılar. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar. Mağdurları FETÖ'ye üye olmak suçuyla korkuttular. Bu yolla bir aileyi 1 milyon lira dolandırdılar. Polisin başarılı operasyonuyla yakalandılar. Bugüne kadar böyle telefon şeylerin hepsini savuşturmayı başarmıştım ama o gün hakikaten korkuttular. Aklım durdu ve kapıdan adamlara paraları teslim ettim. Paraları teslim ettiler ancak dolandırıldıklarını kısa sürede anladılar. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ailenin ihbarı üzerine harekete geçti. Telefon dolandırıcılarını yakalamak için operasyon düzenledi, iki kişiyi yakaladı. Ankara Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği o operasyonda 1 milyon liranın üzerinde ziynet eşyası ve para ele geçirildi. Bizim 30 senelik karı koca birikimimizin tamamını çalmışlardı. Ve arkadaşlar sadece suçluları yakalamakla kalmadılar, paraları da buldular. Telefon dolandırıcısı iki kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Efendim, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili 17 Eylül'de çalacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da okul kantinleri çok sıkı bir denetimden geçirilecek sevgili seyirciler. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi. Son kullanma tarihi geçmiş bayat ürünlerin kullanılıp kullanılmadığı, çocukların sağlığını tehdit edecek yiyeceklerin satılıp satılmadığı ve uygun hijyen şartları. Okul kantinleri bu kriterlerle denetlenecek. Kantin ve yemekhaneler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yılda iki kez denetleniyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında yapılan denetimlerde kurallara uygun olmayan 261 okul kantinine yaklaşık 230 bin liralık idari para cezası uygulandı. 2013 yılından bu yana hem gıda işletmecilerine hem de kantin çalışanlarına sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimi hakkında eğitimler veriliyor. Toplam 45.029 kişiye eğitim verildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu eğitimlerin devam edeceğini söyledi. Kantinler bu yılda 3 koldan denetlenecek. Okul kantinlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanı sıra Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarınca da denetim yapılacak. Denetimlerin amacı öğrencilerin güvenilir gıda tüketmesini sağlamak ve gıda zehirlenmeleri gibi olumsuz durumların önüne geçmek. Sevgili seyirciler, emniyetten ailelere önemli bir uyarı geldi. Özellikle küçük yaştaki çocukların aileler tarafından polis ve jandarma ile korkutulmaması istendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Tarıkan Çetiner, polis ve jandarma korkulacak değil, onların yardımına koşacak kurumlardır dedi. Yaşı küçük çocukların polis ve jandarma ile ya da kolluk güçleriyle korkutarak onlara yaklaşmasını ya da onlardan korkmasını sağlayacak şekilde davranmayalım.
yeni eğitim öğretim yılının başlamasından hemen önce ailelere seslendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Tarıkan Çetiner, çocuklarınızı polislerle korkutmayın dedi. Polis ve jandarma korkulacak değil, güvenilecek kurumlar. Başlarına bir iş geldiğinde, bir sorunla karşılaştıklarında yine onlara yardımcı olacak, yine onlara destek olacak, yine onlara el uzatacak kişilerin kolluk görevlerine olduğunu bilmeleri yönünde eğitim vermelerinin uygun olacağını düşünüyorum. İlk ders zilinin çalmasına 2 gün kala İçişleri Bakanlığı'ndan illere okulların güvenliğiyle ilgili genelge gönderildi. Tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılması, okul çevrelerinin steril alan haline getirilmesi istendi. Okul içi, okul dışı, özellikle çocukların okuldan çıktıktan sonra evlerine gidiş güzergahı, mahalle, sokak, bulundukları ortamlarda her türlü güvenliğin sağlanmasıyla ilgili görev alacaklar. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 22.773 okulda 6.835 polis ve jandarma görev yapacak. Okullarda 20.000 özel güvenlik görevlisi de güvenliği sağlamak amacıyla mesaide olacak. Ve İstanbul'un Maltepe ilçesinde imar planları kabul edildi. 40 yıllık sorun da çözülmüş oldu. İstanbul'un ilk gecekondu mahalleleri arasında sayılan Başıbüyük Gülsuyu ve Gülensu'da kentsel dönüşüm için düğmeye basıldı. Bölge halkı projeye olumlu yaklaşıyor. Planlar yapıldı, İstanbul Belediye Meclisi'ne sunuldu. Maltepe'nin gecekondu görüntüsünü ortadan kaldıracak o imar planları kabul edildi. 40 yıllık sorun çözüldü. Burası Gülensu Mahallesi'nin en yüksek noktası. İstanbul'unsa en değerli tepelerinden bir tanesi. Nedeni ise bu muhteşem adalar manzarası. Bu kentsel dönüşümle birlikte hem buradaki çarpık kentleşme son bulacak hem de bu muhteşem manzaraya yakışır yeni bir yüze kavuşacak Maltepe. Belediyenin tapu vermesinin önündeki son engel de kalktı. Böylelikle Maltepe Belediyesi tapuları hak sahiplerine dağıtmaya hak kazandı. Kırsal bölgeler sonuçta köylerden gelmiş insanlar ve sonuçta insanlık namına bir takım şekilde yaşamak isteyen insanlar. Bunca zamanda olmadığı için biz bunu yaşayamadık ama belki bundan sonra bizim çocuklarımız yani bunları görmesini isteriz. Yani bunu arzulamak istemiştik. İnsanların yani yıllar demek beklediği, alan alamıyor, satan satamıyor, yıkan yıkamıyor, yapan yapamıyor. Beklediğimiz bir şey yani. Bir an önce inşallah biz de rahatımıza kavuşuruz. Bu da hani yolumuz kötü açıkçası söylemek gerekirse. Yağmur yağdığında özellikle çok sıkıntı yaşıyoruz. Ben ümitliyim aslında güzel olacağı şeklinde. Bölgede deprem riskiyle taşıyan binalarda kentsel dönüşüme tabi tutulacak. Bu mahallelerde yaşayanlar için yerinde dönüşüme gidilecek. Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu, Maltepe'nin bu üç mahallesinde de yaşayanlar yerinde dönüşümle birlikte 40 yıllık sağlıksız yaşamdan kurtulacaklar. Aynı zamanda yaşadıkları bölgede planlı hale gelecek. Tabii bu üç mahallede de modern binalar inşa edilecek. Bununla da sınırı kalmayacak. Okullar, sosyal alanlar ve dini tesisler de yapılacak. Bölgede kentsel dönüşümün en kısa zamanda hayata geçirilmesi bekleniyor. Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali, İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'in başlamasına sayılı günler kaldı ama heyecan şimdiden başladı sevgili seyirciler. Teknofest kapsamında düzenlenen roket yarışması sona erdi. Şimdi değerlendirme aşamasına geçildi. Aksaray'daki nefes kesen yarışmada dereceye girenlere ödülleri İstanbul'daki festivalde verilecek. Roketler ateşlendi, gökyüzüne fırlatıldı. Uzay teknolojisi ve havacılık tutkunları kıyasıya yarıştı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Roketsan İşbirliği ile düzenlenen roket yarışması sona erdi. Değerlendirme aşamasına geçildi. Atış aşamasına gelmeye hak kazanan 28 tane takım ile Aksaray Atış Alanı'nda buluştuk. Gerçek bir roket füze tasarım projesinin tüm aşamalarını küçük ölçekte geçme fırsatı veriyoruz tüm katılımcılara. Yarışmacılar ilk olarak kendi tasarladıkları roketlerin montajını yaptı. 28 takımın 16 adetinin atışa uygun olduğunu belirledik. 3 gün süren montaj faaliyetleri esnasında başarıyla gerçekleştirdik. Kriterleri yerine getiren yarışmacıların roketleri atış rampasına konuldu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından merakla beklenen fırlatma anına geçildi.
Biz roketlerin ateşleyici mekanizmalarını bağlayarak sevinç çığlıklarıyla ilk iki gün 5'er tane, son günde 6 tane atışı güvenli ve başarılı bir şekilde tamamladık. İki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri İstanbul'da düzenlenecek Teknofest'te verilecek. Her iki kategori içinde birinciye 40 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye de 20 bin TL para ödülü verilecek. Türkiye'nin ilk havacılık uzay ve teknoloji festivali Teknofest 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul 3. Havalimanı'nda yapılacak. Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri nefes kesen bir tatbikatla güç birliği yaptı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Turaz Şahini 2018 tatbikatı başarıyla tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tatbikatın görüntülerini de paylaştı. Birlikte havalandılar. Gökyüzünden dosta güven, düşmana korku verdiler. Türkiye ve Azerbaycan'ın ortaklaşa düzenlediği Turaz Şahini 2018 tatbikatı nefes kesti. Tatbikat Konya 3. Anajet Üs Komutanlığı'nda 3 Eylül'de başladı, 12 gün sürdü. Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurları birlikte hareket etti. Türk Silahlı Kuvvetleri başarıyla tamamlanan tatbikatın görüntülerini internet sitesinde paylaştı. Görüntülerde iki ülkeye ait savaş uçaklarının yan yana uçtuğu anlar da yer aldı. Türk ve Azerbaycanlı pilotların tatbikat boyunca sergilediği uyum dikkat çekti. Başarılı manevralarıyla ustalıklarını sergilediler. Havadayken bile birbirlerini tebrik etmeyi ihmal etmediler. Eskişehir Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi hava gösterilerine ev sahipliği yaptı. Birçok ülkeden pilotun katıldığı etkinlikte uçak, helikopter ve planör gösterileri gerçekleştirildi. Dünyada aktif olarak kullanılan 3 Catalina tipi uçaktan biri de Sivrihisar semalarındaydı. Görüntüler Sivrihisar havacılık gösterilerinden. Pilotlar, model uçak, helikopter ve planörlerle dünyayı ters düz etti. Bu sene üçüncüsü yapılıyormuş. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Çok renkli, çok güzel gerçekten. Geçen sene duymuştum ve burada olduğum için çok mutluyum şu anda. Sivrihisar'daki organizasyonda uçak pistinde bisiklet yarışıyla hava fotoğrafları yarışması gibi etkinlikler de yer alıyor. Gösterilere havacılık tarihinin ilginç tasarımları katılıyor. Catalina tipi bu uçak gibi. Hem karaya hem de denize inebilen Catalina bu özelliğiyle zamanında binlerce hayat kurtardı. Catalina 2. Dünya Savaşı'nın efsanelerinden biri. Dünyada bu uçaktan 12 tane kaldı ve sadece 3 tanesi aktif olarak kullanılabiliyor. Catalina Türkiye'ye getirildi ve şimdi Sivrihisar semalarındaki yerini almak için hazırlanıyor. Birbirinden yetenekli pilotların katıldığı hava gösterilerinde Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk de vardı. Geçen sene de gelmiştik. Çok beğendiğimiz için bu sene de çocuklarımızla beraber geldik. Biz çok zevk alarak izliyoruz. Devamını da diliyoruz. Yerli ve yabancı pilotlar unutulmaz anlar yaşattı. Gösteriler çok güzel, çok heyecanlı. Pilotların da yaptığı hareketler de açıkçası biraz da heyecanlı, insan düşecek mi, ne olacak mı? Oldukça heyecanlı gösteriler. Ankara'dan geldik. Yani bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Hafta sonu boyunca sürecek olan etkinlik ziyaretçilerini bekliyor. Dünya Rally Şampiyonası Muğla'da devam ediyor sevgili seyirciler. Dünya cümlü pilotların katıldığı şampiyonu zorlu parkurlarda gerçekleştiriliyor. Yarışlar çok büyük çekişmelere de sahne oluyor. Dünya Rally Şampiyonası'nın 10. ayağı kapsamında Yeşilbel'de Datça ve İçmeler etapları geçildi. Yarışların ikinci günü yine büyük çekişmelere sahne oldu. Şampiyonada dünyanın birçok ünlü pilotu direksiyon başına geçti. Pilotlar ilk kez yarıştıkları parkurda zorlu anlar yaşadı.
Şampiyonaya yarışseverler de büyük ilgi gösterdi. Muğla'daki oteller günler öncesinden doldu. Yarışları izlemek için yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da çok sayıda turist Marmaris'e akın etti. Dünya Rally Şampiyonası'nın Türkiye etabı pazar günü sona erecek. Dereceye girenlere ödüllerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi bekleniyor. Ve efendim bu haberle birlikte biz de zamanımızın sonuna geliyoruz. Ama siz TRT Haber ekranlarından ayrılmayın. Saat 22'de yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.